Merhabalar, günaydınlar. Ege Üniversitesi Televizyonu'nun Çocuğa Dair Her Şey programına hoş geldiniz. Ben Doktor Sema Aydoğdu. Çocuğa dair her şeyi, sadece sağlık konusu değil, ağırlıklı sağlık olabilir ama sanat, kültür, eğitim, gelişme, her türlü çocukla ilgili konuyu bu programda ele almaya çalışıyorum. Bugün çok önemli bir başlığımız var ve stüdyoda tabii konunun uzmanı, bir akademisyen, öğretim üyesi arkadaşımız var. Evet, bugünkü başlığımız kalp romatizması. Evet, sağlık için, gelecek için çok etkili olan bir başlık ve bu konunun uzmanı olarak da stüdyoda Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı'nın öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Zülal Ülger Tutar. Merhaba. Hoş geldiniz Zülal. Hoş buldum hocam. Evet, kalp romatizması başlığı böyle seçtik. Evet. İstersen önce sokak röportajlarımızda bu başlıkla konunun bilinirliği konusunda bir fikir sahibi olalım. Sonra evet, sözü sana bırakayım. Çok güzel. Kalp romatizmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir fikrim yok yani romatizma ile ilgili. Bir şey düşünmüyorum. Bir bilgim yok. Pek bir bilgim yok açıkçası. Ama sanırım eklem iltihaplanmasından kaynaklı falan oluyormuş. Bu konuyla ilgili pek bir fikrim yok açıkçası. Bir bilgim yok o konu hakkında. Çok bir şey bilmiyorum. Valla o öyle bir ilgim yok hiç. Yani ne desem yalan olur. Bir fikrim yok. Kalp olarak kanların tam devir daimi olmuyormuş herhalde. Yani kalp krizine ölebilirsin yani. Öldürücüdür bence yani romatizma. Daha önce başta da duymadım. Kalp romatizmasını daha önce duymadım. O yüzden herhangi bir fikrim yok. Kalp romatizmasını ilk kez duyuyorum. Daha önceden yani eklem iltihabı olarak duymuşluğum var. Annem de mesela omurgasında, omuriliğinde bir romatizma çeşidi vardı. Ama kalp romatizmasını ilk kez duyuyorum. Yani iyi bir şey değildir tabii ki. Benim kızım 8 yaşındaydı, eklem romatizması oldu. Sonunda kalp romatizması olacak diyorlardı. Yani bu kadar bir bilgim vardır. Başka bir şey bilmiyorum. Açıkçası kalp romatizmasını ilk defa duyuyorum. Yani dediğim gibi bacak romatizmasını duydum ama kalp romatizmasını bilmiyorum. Yani nereden öğrenebilirim acaba? Vallahi bir bilgim yok. Siz ne anlatacaksınız bakalım dinleyelim. Evet, kalp romatizması deyince genellikle bilinmiyor. Evet. Bir tek hanımefendi çocuğundan, kızından dolayı bilgi sahibi anladığımız kadarıyla. Evet, bilinmeyen bir başlık. Evet. Söz senin. Aslında hastalığı akut eklem romatizması şeklinde ifade ediyoruz. Burada bu programda da başlık olarak bizim kalp romatizması dememizin nedeni akut eklem romatizmasının en önemli komplikasyonu kalbi etkilemesi. Hatta şöyle bir terminoloji vardır. 1800'lü yıllardan beri kullanılır. Akut eklem romatizması eklemleri yalar ama kalbi ısırır. Bu ne demek? Kalpte kalıcı izler bırakması, kapak değişimine kadar giden, erişkin hayatta da devam eden kapak hasarlanması ile giden bir hastalık. Bu nedenle kalp romatizması terminolojisi çok güzel bir şey olmuş. Belki romatizma diğer romatizmalardan çok farklılık gösteriyor. Özellikle çocuk yaşlarda ortaya çıkıyor. 5-15 yaş grubunda genellikle ilk atağı görüyoruz ve hastalık tekrarlayıcı. Dediğim gibi en önemli özelliği de kalbi ısırması, kalpte iz bırakması. Peki bu romatizmanın, şimdi halk arasında romatizma dendiği zaman genellikle romatoid artrit, o grup eklemlerde acayip evet, izler bırakan, sekel bırakan hastalık insanların aklına geliyor. Evet. Bir de yaşlanmayla, kireçlenmeyle, osteoporozla ilişkili olanlar kalıyor. Şimdi burada biz akut eklem romatizması dediğimiz zaman bu başındaki akut sözcüğü herhalde bunu diğer romatizmalardan ayırıyor. Evet. Evet, diğerlerinde süreç bir kronik bir seyir seyrediyor. Bu hastalığın en önemli özelliği bulguların birden başlaması ve çocukluk çağında ateşle akut faz reaktanları dediğimiz vücuttaki yangısal reaksiyonların oluştuğunu gösteren bulgularla gitmesi ve en önemli şey gibi özelliği başlıyor yani böyle sanki evet, bir enfeksiyon. Evet. Özellikle de en önemli özelliği bakteriyel bir enfeksiyon olan streptokokların oluşturduğu boğaz enfeksiyonundan sonra başlaması ve bulgular genellikle 2-3 hafta sonra ortaya çıkıyor. Yani bu
boğaz enfeksiyonu, beta mikrobu diye halkımız genellikle değil mi kısaltıyor bunu. Beta hemolitik streptokok diyoruz. Bu enfeksiyonun yaptığı bir olay mı? Yani akut romatizmal ateş mikrobik bir hastalık mı? Yoksa başka bir gerekçeniz mi var? Evet. Çok güzel. Diğer romatizmal hastalıklardan ayırıcı en önemli özellikle biz akut eklem romatizmasını önleyebiliriz. Hem gelişmesini hem de tekrarlamasını önleyebiliriz. Nasıl önleyebiliriz? Bakteriyel boğaz enfeksiyonlarına, streptokok, sizin dediğiniz gibi beta mikrobunu eğer iyi tedavi edersek çocuklarda akut eklem romatizması gelişmeyecek ve ileride de kapak hastalıkları oluşmasını engellemiş oluruz. Kalp romatizması olmayacak. Evet. Yani beta mikrobuyla giden enfeksiyonları çok iyi tedavi etmemiz gerekiyor. Sadece beta mikrobu mu? Başka mikroplarda? Sadece beta mikrobu yapıyor. Başka hastalıklarla tetiklenen eklem bulguları olabilir ama akut eklem romatizması, kalp romatizmasında kanıtlar her şeyi göstermiş, %100 kanıtlı. Streptokokun M suşu dediğimiz bazı tipleri boğaz enfeksiyonundan sonra oluşturuyor. Bu da şöyle önemli. Diğer romatizmal hastalıkları, romatolojik hastalıkları engelleyemeyebiliriz, önleyemeyebiliriz. Ama akut eklem romatizması ya da kalp romatizması da desek daha güzel olur. Bunu biz önleyebiliyoruz eğer iyi tedavi edersek. Bir ilk grafiğimiz vardı, onu alabilir miyiz arkadaşlar? Orada streptokoksik enfeksiyondan kalp romatizmasına gidiş süreci. Evet. Öncelikle bir boğaz enfeksiyonu olması gerekiyor hastanın oluşması için. Streptokokların bazı suçları özellikle bu hastalığa neden oluyor. Ancak 100 tane hasta mesela streptokok enfeksiyonu geçirdi 5-15 yaş grubunda. Bunların hepsinde akut eklem romatizması oluşmuyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani sadece streptokok mikrobunun hastanın oluşumu için yeterli olmadığını düşünüyoruz. Yani genetik olarak da bir yatkınlık olması gerekiyor. Bazı genetik yapıdaki insanların hastalığa olan yatkınlığı var. Belli mi bu genler? Tespit evet, edilmiş HLA, mi? Bazı HLA taşıyıcılarının bunlar aslında genotip varyasyonları. Bunları taşıyanlarda daha sık görüyoruz. O yüzden genellikle akut eklem romatizmalı çocuklara sorduğumuzda anamnezlerinde, öykülerinde, ailede de benzer öykülerin olduğunu görüyoruz. Streptokok enfeksiyonuyla duyarlı bir konak karşılaştığı zaman aradan bir 2-3 hafta içerisinde bir immün reaksiyon oluşuyor. Bu ne demek? Vücudumuz mikroba karşı antikorlar bağışıklık sistemi çalışıyor üretiyor. Bu yani mikroplara karşı üretilen antikorlar bizi korumak için üretiyor aslında vücudunu. Üretiyor. Yanlışlıkla dokularla çapraz reaksiyon gösteriyor. İşte eklemlerle, kalple, deriyle, beyinle pek çok bağ dokusu ile çapraz reaksiyon gösterdiği için dokularda yangısal bir reaksiyon ve hasarlanma İltihaplanma, ortaya çıkıyor. Yangı. Evet. Çok güzel Türkçemizle. Yangı çok yaygın değil. Evet. Onun için iltihaplanma diye altını çizmek istiyorum. Yangısal bir reaksiyon. Yangısal reaksiyon oluyor. Ve hastalığın kliniğini görmeye başlıyoruz. Dediğim gibi bulgular boğaz enfeksiyonundan 2-3 hafta sonra ortaya çıkıyor. Bu 2-3 haftalık süre bu çapraz reaksiyon, bağışıklık sistemimizle ilgili olan reaksiyonların gelişmesi için gerekli olan süre şeklinde. En sık gördüğümüz bulgu aslında akut eklem romatizmasının adından da anlaşılacağı gibi eklem tutulumu. Ama en önemli komplikasyonlar kalpte oluştuğu için kalp romatizması dememiz de yanlış olmaz, doğru olur. Kalple ilgili görüntüleri tek tek romatizmanın görüntülerini alabilir miyiz arkadaşlar? Dediğimiz gibi kalbi ısırıyordu akut eklem romatizması. Kalpte seker bırakıyordu. Kalbin neresini etkiliyor? Kalbin aslında bütün katmanlarını etkileyebilir ama bizim Zarını, kalbin kasını, iç kısmını. Evet. Kalbin iç katmanını biz endokart diyoruz. Kas tabakasını miyokart diyoruz. Kalbin etrafını saran zara da perikard diyoruz. Aslında bu üç katmanın hepsini de tutuyor. Pankardit dediğimizde bu üç katmanı da tutuyor. Çok ciddi bir problem olacak o zaman. En önemli özelliği endokardı yani kapakları tutması. Kapaklarda da özellikle sol kalp kapaklarını, mitral kapak ve aort kapağının çıkışı aort kapağı tutuluyor. En fazla bu kapakları seviyor. En fazla da mitral kapakta görüyoruz. Öncelikle kapakta hasarlanmalar yaparak kapağın yapısını bozarak kalpte mitral kapak ve aort kapağında yetersizlikler oluşuyor. İlerleyen yıllarda kapakta kalınlaşma ve
fibrotik reaksiyon dediğimiz böyle nasıl desek kireçlenme. Lenme. Evet, yapışıklıklar veya yapışıklıklar. Normal yapısı burada şekilde görüldüğü gibi daralmaları, evet. Değil mi? Kapak fonksiyonunun bozulmasına yol açıyor. İlerleyen yıllarda da romatizmal kapak hastalığına neden olarak erişkinlerde bu şekilde darlıklarda görebiliyoruz. Şimdi bu kalbin 3 katında tutması yani pankardit dediğimiz olay. %75 oranında romatizma geçiren, evet. Herkeste kalp tutuluyor. Hepsinde pankardit şeklinde mi tutuluyor? Yoksa pankardit de olabilir. Sadece kalbin iç kısmını kapakları tutar. Sadece miyokardı tutar gibi böyle bir ayrımlar var mı? Evet. Şöyle en fazla endokardı tutuyor. Kapak tutulumları olduğu için. Tutuyor. Tek başına perikarditi, kalp zarı tutmasını asla beklemiyoruz. O başka hastalıklar düşünmemiz lazım. Genellikle de endokardı bazen miyokardı tutarak da kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları gibi durumlara da o şekilde de gelebilir neden? Hasta karşımıza. Evet, bloklu hasta peki, gelebilir. Her kalbi hastalanmış yani romatizmal hastalık içerisinde kalbi hastalanmış olan herkese sekel kalıyor mu? Eğer biz uygun zamanda yeterli hemen tanı koyarsak ve iyi bir şekilde tedavi edersek genellikle bu kapak tutulumları gerileyebiliyor. İşte yatak istirahati, medikal tedaviyle bu kapak tutulumlarını geriletebiliriz. Eğer iyi tedavi edilmezse yüksek ihtimalle belirli bir yüzde veremeyebilirim ama yani %100'e yakın kalıcı bir kapak hasarıyla erişkinlik döneminde de bu hastalar romatizmal kapak hastalığı şeklinde bütün ömürleri boyunca bu hastalığın izlerini taşır. Hatta kapak değişimine kadar gidecek ağır ameliyatlar geçirmeleri oraya gerekebilir. Kadar gidebilir. Evet. Ama her kalbi akut dönemde hasta olan kişide muhakkak iz kalacak, sekel kalacak diye bir şey yok. Hayır, bu yok. Oranlar daha evet. Oldukça düşük oranlar şeklinde. Evet. Peki romatizma açısından kalbi tuttu ama asıl artrit diyoruz. O görüntüyü de alabilir miyiz lütfen? Evet. Bu romatizmal hastalıklarda hani tutulan eklemlerin bazı özellikleri var. Biz buna evet. Göre bazı tanılar koyuyoruz. Bu akut romatizmal ateşe bu açıdan bakarsak hangi eklemleri tutar? Pek çok hastalıkta eklem tutulumu oluyor. Artrit dediğimiz zaman eklemde enflamasyon, ısı artışı, kızarıklık, şişlik, hareket kısıtlılığı gibi bulgular bekliyoruz. Çocuk yürüyemiyor birdenbire, evet. Değil mi? Ayağının üzerine basamıyor. Aslında pek çok hastalıkta bu artrit dediğimiz bulgu var. O yüzden akut eklem romatizmasındaki artritin bir takım özellikleri bize yol gösterici oluyor ayırıcı tanı açısından. Öncelikle akut eklem romatizması büyük eklemleri tutuyor. Nasıl mesela diz, dirsek, el bileği gibi daha büyük eklemleri seviyor ve gezici bir eklem tutulumu var. Çocuk bir gün kalkıyor, dizi şiş, ertesi günü kalkıyor, dirseğinde bir şişlik var. Genellikle de asimetrik bir tutulum söz konusu. Her ikisi de birlikte değil de mesela işte sağ dizle birlikte sol bilek gibi asimetrik bir tutulum söz konusu ve çok çok ağrılı. Genellikle çocuklar özellikle alt ekstremiteler tutulduysa yürümeyi bacaklar, reddediyorlar. Yani dizler ve ayak bilekleri tutulmuşsa yürüyemiyor evet. Tabii. Hatta pseudo paraliz bile deniliyor. Çocuk yürümeyi reddettiği için hani felç felçli olmuş gibi. Ağır olabiliyor. Evet, zorlanıyor. Ve bu hastalığın en önemli artritin bir önemli özelliği de aspirine çok iyi yanıt vermesi. Genelde biz tanıyı koyduktan sonra aspirin tedavisi başladıktan bir 48 saat sonra eklem bulgularının çok belirgin gerilediğini fark ediyoruz. Hatta bu bize de yol gösterici oluyor. Aspirinin yanıtı iyiyse bu yani akut eklem romatizması tanımız da doğrudur diye düşünüyoruz. Evet, burada aspirinin hakkını vermek lazım. Evet. Aslında aspirin çok güçlü bir ağrı dindirici, çok güçlü bir iltihap temizleyici, anti-inflamatuar etkinliği olan bir ilaç. Fakat bir takım karaciğer hastalıklarıyla birleştirildiği için şu anda toplumun gözünden evet. Düşmüş vaziyette. Evet. Bir de bazen de kanama falan yapabiliyor. Ama şimdi bunun yerine kullanılan ilaçlar, çok güçlü ilaçlar var. Onların da gene mide ile ilgili ciddi problemleri evet. Var. Ama bu aspirinin en etkili olduğu herhalde tıpta başka bir hastalık evet. Yoktur değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bir numaralı ilaç akut eklem romatizmasında özellikle eklem tutulumlarının seyrin iyi gitmesi için aspirin çok önemli. Dediğiniz gibi hiçbir ilaç onun yerini alamıyor. Böyle literatürde çalışmalar var. Onun yerine farklı ilaçlar kullanılıyor ama aspirine yanıt gayet iyi.
Yani burada egemenliğini ilan etmiş, sonsuza kadar da böyle gidecek gibi evet. gözüküyor aspirin. Evet, eklem bulguları ileride sekel bırakabilir mi? Kalpte olma olasılığı var düşük de olsa. Hayır, eklem bulgularında hiçbir sekel bırakmıyor. Diğer hani romatolojik hastalık mesela bir takım romatolojik hastalıklar var. Onlardan farkı da eklemlerde hiçbir iz bırakmamış olması. Hiçbir sekel kalmaması. Evet, başka bulguları vardı. Onlarla ilgili görüntülere devam edelim arkadaşlar. Deride bir takım döküntüler olabilir bu hastalarda. Aslında bunları çok da fazla görmüyoruz. %3-5 gibi düşük oranda görüyoruz. Cildi de tutabiliyor ama. Cildi tutabilir. Eklemi tuttu, kalbi tuttu, cildi tutabiliyor. Evet. Bunlar özellikle böyle ortası soluk, kenarları böyle haritamsı şekilde. Genellikle gövde ve ekstremitelerin yani kolların, bacakların proksimal dediğimiz hani daha gövdeye yakın olan kısımlarını tutuyor. Kaşıntısız, kabarık ve cidden. Gelip geçici olabilir. Çocuk mesela battaniyenin altındayken sıcağa maruziyet olduğu zaman çıkıp bir sonraki hani muayenede görülemeyebilir. Çıkıp tekrar gelme şeklinde olabilir. Olabilir. Onun dışında deride daha bir sonraki çok böyle görüntü. Tedavi edilmemiş kronik hastalarda ekstremitelerin nasıl desek böyle ekstansör yüzeyinde dış yüzeylerinde böyle bezelye tanesi büyüklüğünde kaşıntısız hareketli nodüller dediğimiz kabarıklıklar böyle leblebi tanesi gibi onlar ağrılı olabilir mi? Bunlar genellikle ağrılı olabilir, ağrısız da olabilir. Üstünde de böyle kahverengi pigmentasyon olabilir. Bunu genellikle hiç tedavi edilmemiş, kronik gözden kaçmış, tanı alamamış. Evet, o tanı alamamış onlarda gözüküyor. Şu anda çok da fazla gördüğümüz bir bulgu da değil. Eskiden açıkçası. Tanımlanmış. Peki bir de çok ilginç, bir sonraki görüntüyü alalım. Evet. Evet. Bir başka beyni bulgusu. Beyni de tutabiliyor. Yani akut eklem romatizması deyince sadece eklemleri tutmuyor. Pek çok az dokuyu, bağ dokusunu tutabilir. Sydenham koresi dediğimiz bir bulgusu da var. Kore ne demek? İstemsiz olarak ekstremitelerin gövdeye yakın olan yerlerinde atımlar şeklinde olan istemsiz hareketler. Bu genellikle kıvrılmalar, bükülmeler değil mi? Kıvrılmalar, bükülmeler, dans eder gibi. Evet. Hatta halk arasında ne diyorlardı? Cin çarpmış dansı, diyorlardı. Cin çarpmış, evet. Birdenbire çocukta evet. böyle gövdesinde, elinde, kolunda değişik hareketler olunca cin çarpmış diyorlardı. Cin çarpmış. Dediğimiz gibi beyinde de bir takım yangısal reaksiyonları neden olduğu için böyle istemsiz hareketler oluşabilir. Genellikle bu Sydenham koresi bulgusunu adolesan dediğimiz ergenlik çağındaki kız çocuklarını biraz daha sık görüyoruz. Bir önemli özelliği de boğaz enfeksiyonu geçirdikten sonraki bu korenin oluşması arasındaki dönem çok uzun sürdüğü için hastalığın diğer bulguları uzundan kastın aylar, yıllar böyle 3-5 ay gibi hani birkaç ay geçebilir. O yüzden de hastalığın akut dönem bulgularının bir kısmını göremeyebiliriz bu hastalarda. Ama çok tipik olarak bu hastalarda hipotonisite var. Yazıları bozulur, konuşmalarında yani bozukluklar oluşur. Yani gevşeklik oluyor sinir sistemindeki bozuklukla. Evet, hipotonisite dediğimiz gevşeme oluyor. Çok kazalara eğilimli olurlar. Mesela bardak taşıyor, bardağı düşürme şeklinde. İnce motor nöron hareketleri bozulduğu için yazılarında bozulma, çizimlerinde bozulma olabilir. Mesela düğmelerini iliklerken zorlanırlar ve stres ve bu bulgular artabilir. Stres yaşadıkları zaman bu istemsiz hareketlerde artış görebiliyoruz. Hastalığın en önemli özelliği tekrarlayıcı özellikte olması. O yüzden de ailelere de bilgi veriyoruz. Bu beyinde hastalığı, de iz bırakıyor, sekel bırakıyor diyebilir miyiz? Beyinde de sekel bırakmıyor aslında ama bu hastalarında kesinlikle penisilin profilaksisi alması gerekiyor hastalığın önlenmesi için ve bu hastaların ilginç bir şekilde %20'lik bir bölümünde biz ekokardiyografi dediğimiz kalp değerlendirmesi yaptığımızda aslında sessiz kardit dediğimiz kalp tutulumunda görüyoruz. Yani sadece bu ilk bulgusu bu olabilir gibi oluyor ama bu hastaların sessiz da diğer bölgelerde gene tutulabiliyor. Tutulabilir ve tekrarlama olasılığı olduğu için tekrarladığında kalbin tutulma ihtimali var. O yüzden de bu hastalara penisilin profilaksisi vererek tedavi etmemiz gerekiyor. Yani Sydenham en azından bunu tespit eden kişinin adından dolayı söylüyoruz. Sydenham koresi evet. dediğimiz zaman beyindeki
sekel olmuyor aslında, tekrarlama özelliğinde, ama kalpte kalıcı hasar bırakma riski taşıyan çok önemli bir klinik. Evet. Çok basit bir hastalık gibi değil, sadece eklemleri tutmuyor. Evet, bakın beyinde evet. bile çok ciddi sorunlar yaratabiliyor. Peki burada bütün klinik özelliklerini bir şekilde konuştuk da, hekimler ve aileler nelerden şüphelenecekler? Tanı koymada hangi kriterler çok önemli, ne önerirsin? Yani bu önlenebilir bir hastalık, önlemek için neler yapmamız lazım? Çünkü bayağı ciddi tutulumları var. Öncelikle çocuklardaki boğaz enfeksiyonu, faranjit dediğimiz ve bakteriyel nedenli olan enfeksiyonların çok iyi tedavi edilmesi gerekiyor. Artık bir antibiyotik korkusu var. Çok böyle paradoks bir durum var. Gerekli olan yerlerde antibiyotik kullanılmazken viral Türkiye'de dediğimiz... Türkiye'de çok yaygın bir kullanımı. Onlar da kullanılıyor. Mesela şu anda serviste yatan bir hastamız var. Faranjit geçirmiş çocuk ama tedavi edilmediği için, antibiyotik tedavisi almadığı için şu anda akut eklem romatizmasıyla yatıyor serviste. Çok ilginç. Yani ishallerde bile, hani virüs dediğimiz antibiyotik evet. gerektirmeyen ishallerde bile ciddi antibiyotik kullanımı var. Evet. Bu çocuk gözden kaçıyor. Kaç yaşında? Okul çağı. Şu anda 8 yaşında. 8 çocuk. Yaşında tam okul çağı. Onun için şunu özellikle belirtmek istiyorum. Tonsilit dediğimiz bademcik iltihabı ya da faranjit dediğimiz durumda, eğer böyle püyler, iltihabi bir şey varsa, çocuk yutkunamıyor, ateşi varsa, bunların kesinlikle en az 10 gün, bazen de çok düşük dozda tedavi ediliyorlar. Ciddi boğaz enfeksiyonu, yani yutma güçlüğü, yüksek ateş, görünür iltihaplanma, bunlar da kültür alıp, değil mi? Kesinlikle. Antibiyotik başlıyor. Peki ne antibiyotik? Daha çok böyle streptokokları örten antibiyotikler kullanmamız lazım. Antibiyotik, hani söyleyeyim mi? Söyleyebilirsin. Yani, penisilin türevi, penisilin üst grubu olanlar, sefalosporinler, işte amoksisilin klorinat grubu ilaçlar, amoksisilin. Çok ciddi ağır şeyler değil aslında bunlar. Evet. Piyasada çok rahat, hani reçeteyle rahatlıkla alınabilecek, aile ayaktan, değil mi? De yazabileceği evet. antibiyotikler bunlar. Bakın, bunları tedavi edersek böyle çok ağır kalpte iz bırakan bir hastalığın oluşmasını engellemiş olacağız. O yüzden önemli. Yani tekrar altını çizelim. Hani bir boğaz enfeksiyonu tedavisiyle bir sürü problemi bir anda ortadan kesinlikle kaldırmış evet. olacağız. Başta söylediğin gibi önlenebilir bir hastalık. Şimdi bu hastalıkların görülme sıklığı açısından, şimdi burada tabii ki halkımıza veyahut da öğrencilerimize bir mesaj vereceğiz. Görülme sıklığı açısından ülkemizdeki durum nedir? Dünya konjonktürüne bakarsak. Tüm dünyada düşünürsek, tüm dünyada gelişmiş ülkeler daha hariç, mesela Avrupa ve işte Kuzey Amerika hariç. Onların dışındaki tüm dünyada en sık görülen edinsel kalp, çocukluk çağında görülen en sık edinsel kalp rahatsızlığı akut eklem romatizması. Dünyadaki. O yüzden çok önemli bir sağlık, halk sağlığı problemi. Ülkemizde orta sıklıkta görülen ülkeler arasında Hindistan, Avustralya yerlileri, Yeni Zelanda yerlilerinde mesela çok daha sık görülüyor. Yüksek insidansı var. Aslında onlar gelişmiş ülkelerden, Yeni Zelanda, evet, Avustralya. Aborjinlerde görülüyor ama mesela yerlilerinde görülüyor. Yerlilerinde görülüyor. Tamam. Evet. Aborjinlerde önemli bir sorun. Evet. Onlar da çok sık görülüyor. Bizim ülkemizde de en son yapılan istatistiklerde 100 binde 22 gibi bir oran görülüyor. Düşük insidans dememiz için 100 binde 2 ve altında görülmesi lazım. Biz orta riskli bir gruptayız. Ancak bizim hani genel olarak klinik gözlemlerimiz, son yıllarda bu hastalığın artış olduğunu düşünüyoruz. İşte bu göçler, yaşam koşullarındaki farklılıklar, kalabalık ortamlar, bunların hepsi de etkili. Genellikle böyle kalabalık ortamlarda olan, mesela askerler arasında da böyle bir ataklar falan olabilir. Bu savaş süreçleri durumları, değil mi? Bunlar da artırabilir. Peki evet, burada kötü yaşam koşulları tabii, bunlar da artırıyor. Ekonomik durumların bozukluğu. Bir sokak röportajımız var. Gerçi bu konuyu bilmiyoruz dediler evet. vatandaşlarımız ama şimdi bir de ikinci bir soru sorduk. Hani bu romatizma artıyor mu, azalıyor mu? Bir de onların fikrini alalım bakalım. Nasıl bakalım. Fikir yürütecekler bilmedikleri bir konu hakkında. Ülkemizde kalp romatizmaları azalıyor mu, artıyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fazla olduğunu düşünüyorum. Yani net bir bilgim yok bununla ilgili. Yani bence kalp hastalıkları artıyor sigara yüzünden. Kalp hastalıklarına dahil ise romatizmada. Yani bir bilgim yok. Bence artıyordur ya. Artıyordur herhalde.
Yani pek bir bilgim yok bu konuyla alakalı. Bilgim yok gerçekten. Hani muhtemelen artıyordur. Yani çünkü artık insanlar kötü beslenip kötü yaşıyorlar falan. O yüzden sigara oranı arttı. Muhtemelen kalbi etkiliyordur. Alkol de öyle. Yani artıyordur ama çok bir bilgim yok tabii. Herhalde çoğalıyordur tahminimce. Artıyordur bence. Hani bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Teknolojinin artmasıyla beraber hani ne derler? Radyasyonun artmasıyla beraber insan sağlığına da ve vücuduna da zarar veriyordur ve artıyordur yani. Şimdi bilmediğim şeyleri yormak istemiyorum ama düşüncemi söyleyeyim, artıyordur. Yani hastalık olup da artmayan bir şey yok şu anda. Artıyor, artıyor maalesef. Artıyor. Her gün daha çoğalıyor. Hiçbir hastalık eksilmiyor ki. Bütün hastalıklar çoğalıyor maalesef. Vallahi böyle gidişle daha çok kalp ve romatizması artar. Niye artar? Herkes stres içinde. Bir de bilmiyorum ama gene de azalabilir çünkü millet şimdi üşümüyor fazla. Eskiden soğuktan oluyormuş yani bu genelde romatizmalar soğuktan olduğu için. Bilmiyorum mikrop olarak da bilmiyorum aşısı da var herhalde şu anda. Bence azalır. Yani muhtemelen kalp kaslarında bir iltihap olabilir diye düşünüyorum. Ve kalp krizi vesaire, kalp damar hastalıkları, damar sertliği artıyorsa muhtemelen diğer romatizma çeşitleriyle birlikte onu da artıyor olabileceğini düşünüyorum. Bu da belki iklimin bozulmasıyla ya da beslenme şartlarının kötüye gitmesi, gıdaların bozulmasıyla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Günümüzde çoğu hastalık artıyor aslında. Hani sadece ülkemizle alakalı bir durum değil. Dünya yani evrensel bir durum. Vallahi istatistiklere hiç bakmadım, bilmiyorum ki. Evet, sokak röportajına katılan vatandaşlarımız genelde artıyor gibi, evet, düşünüyorlar. Ama onlar hep aslında zeminde o olaylar var değil mi? Katılırsın buna. Hep böyle ekonomik problemleri ileri sürdüler. Bir sigara çok fazla suçlandı. Evet. Bir soğuk yok dediler ama hani doğal gaz falan bu kadar zamlanmışken soğuğun olmadığını söyleyemeyeceğiz ama evet. Genelde onlar da arttığını söylüyorlar. Eskisine göre bizim diyelim ki öğrenciliğimiz, asistanlığımız yıllarına gidecek olursak buna 30, benim açımdan buna 30-40 sene öncesine göre, evet, artış ne kadardır? Bir buçuk katı oldu, bir katı oldu, aslında, ne diyebilir? Aslında bir ara azalmıştı azaldı, değil mi? Evet, daha önce mesela 100 binde 57 gibi 80'li yıllarda o daha da yüksekmiş. Bir miktar azaldı aslında böyle 1990 ve 2000 yıllar arasında. Hatta 2000 ile 2009 yılları arasında bayağı azalmıştı ama tekrar bir hani sanki böyle tekrar bir canlanma oldu gibi geliyor. Çünkü eskiden çok az yatırıyorduk kliniğe. Biraz artış oldu. Hala serviste şu anda akut eklem romatizması tanısıyla yatan hastalarımız var. Hiç eksik olmuyor serviste. Yani burada ekonomik altyapı, hijyen, bir de boğaz enfeksiyonlarını, evet, aslında çok antibiyotik kullanılıyor. Hani neden bu artışı engel olamıyoruz? Yaşam koşulları da etkili. Bir de antibiyotik kullanımı da mesela kullanıyor çocuk ama dozu uygun değil. 2 gün 3 gün kullanıyor belki. 2-3 gün kullanıyor, kesiyor mesela. 4 gün kullanmış, kesiyor. En az 10 gün kullanması gerekiyor antibiyotiği. Böyle uygunsuz antibiyotik kullanımları da var. Yeterli dozda ve yeterli sürede almadıkları için de. Dediğiniz gibi yaşam koşulları, kalabalık ortamlar. Evet evet, kalabalık tabii ki, enfeksiyonun, evet, dolaşmış olması. Göçler onlar da etkiliyor. Son derece önemli. Korunabilen bir sağlık sorununda antibiyotik kullanmamak, ki kullanılan antibiyotik de günümüzün en ucuz antibiyotik, tarihi antibiyotik. Evet. Ve ilginç olan bu, bir takım antibiyotiklere direnç vardır. Böyle bir sorunumuz vardır. Mesela ben ağır hasta grubunda çalışıyorum. Hakikaten, evet, çok zorlanıyoruz. Yani, evet, o ciddi antibiyotiklere direnç var. Hastaları tedavi etmekte zorlanıyoruz. Hı hı. Ama penisilin halen direnç gelişmeyen antibiyotiklerden biri. Veya çok mu, az mı gelişiyor? Ne dersin bu konuda? Yani bu hastalığı engellemek için hem ilk atağın oluşmasını engellemek hem de tekrarlarını asla istemiyoruz. Çünkü her tekrarda kalpte iz bırakma ihtimali artıyor. Bu hastalara 3 haftada bir penisilin, depo penisilin yapılması gerekti. Direnç hastalığı, söz konusu değil. Direnç söz konusu değil. Evet. Tanı koyduktan sonra da mı tedavi devam ediyor?
Evet, kesinlikle. Eğer kalp tutulum varsa en az 10 yıl 40 yaşına kadar, sadece eklem tutulum varsa en az 5 yıl, mümkünse 21 yaşına kadar penisilin profilaksi yapmamız gerektiği. Profilaksi çok çok önemli. Çünkü hastalık tekrarlayıcı özellikle ve her tekrarında kalbi tutma ihtimali %50 artıyor. O yüzden de hastalara profilaksinin önemini özellikle vurgulamamız gerekiyor. Burada ne yapıyoruz profilaks dediğimiz zaman? 3 haftada bir? 3 haftada bir. Depo penisilin. Depo penisilini yapıyoruz intramüsküler olarak. 3 haftada bir de tekrarlanması lazım. Eskiden aylık yapılıyormuş ama yapılan değerlendirmeler görülmüş ki ayda bir yaptığımızda bu hastalığı engelleyemiyoruz tekrarlamasını. Bir haftadan bile çok fark ediyor. O yüzden asla 3 haftada bir, bazen böyle yanlış uygulamalar geliyor. İşte yazın yaptırma, kışın yaptırırsın ya da işte ayda bir yaptırman yeter diye. Hayır, yaz kış hastanın 3 haftada bir penisini yaptırması şart. Şimdi burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bazı okullarda işte bazı aile hekimleri olabilir, çocuk hekimleri olabilir. Çocuklarda böyle boğaz enfeksiyonları sık olduğu zaman hiç onların romatizması herhangi bir şeysi olmadan da onlara 3 haftada bir beta mikrobuna karşılık depo penisilini yapabiliyorlar. Bizim burada konuştuğumuz bununla alakalı değil. Burada romatizmayı geçirdi. Evet. Geçirdikten sonra 5, eğer eklem tutulumu varsa 5 yıl demiştin, kalp tutulumu varsa 10 yıl süreyle 3 haftada bir bu penisilinin yapılması gerekiyor. Buradaki uygulama ayrı. Peki evet, öbür uygulamalar bu 3 haftada bir, hani sık boğaz enfeksiyonu geçiren, tonsillit, faranjiti fazla olan bazı çocuklar var. Onlara bunun kış sezonu boyunca bu şekilde yapılmasını siz kardiyologlar onaylıyor musunuz? Koruyucu olabiliyor mu? Etkili olabiliyor mu? Eğer kalbi etkilediyse ya da eklem tutulumu varsa, bazen postreptokoksik reaktif artrit dediğimiz streptokok enfeksiyonundan sonra eklem tutulumu boğaz enfeksiyonlarından olabilir. Bunları ancak önerebiliriz. Ama rutinde böyle bir uygulama söz konusu değil. Değil. Evet. Ama romatizmayı geçirdikten sonra kesinlikle orada şart, kesinlikle kullanılması, hı-hı, gerekiyor. Peki son olarak hangi klinik bulgularla aileler bir şikayetler olduğu zaman hemen doktora başvursunlar? Tamam. Bakteriyel dediğimiz boğaz enfeksiyonu geçirdikten sonra çocukların eklemlerinde şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve ağrı gibi yakınmalar varsa, ateşi varsa çocuğun, kolay yorulmaya başladıysa, yatmakta zorlanıyorsa, çarpıntı gibi taşikardi dediğimiz kalp atışlarında bir farklılaşma, hızlanma gibi bulguları varsa, deride döküntüler varsa, o zaman hiç vakit kaybetmeden mutlaka doktorlarına başvursunlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, kalp romatizması dedik, önlenebilir, kesinlikle tedavi edilebilir bir sorun olduğunu gördük. 5-15 yaş grubu, yani okul çocuklarının boğaz enfeksiyonlarına lütfen dikkat edelim. Hele ailenizde daha önceden akut eklem romatizması geçirmiş birisi böyle bir öykü varsa, o çocukların boğaz enfeksiyonlarına daha dikkat edelim. Çünkü bu hastalık onların kalplerini ısırabilir. Eklemlerini yalarken kalplerini ısırabilir. Buna izin vermeyelim. Önlenebilir bir sorunu tartışmış olduk. Yeni programlarda, yeni konularla tekrar görüşmek üzere. Esenlikler.